Efendim Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar. İyi bir haftaya başlangıç yaptığınız dileklerimizle başlıyoruz programımıza. Evet, bu hafta mesai olarak baktığımızda 4 gün sürecek. Malum kısmet olursa Perşembe akşamı yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. 4 günlük mesai süresince tabii ki piyasalarda açık olacak. Şu anda batıda yani işte Amerika olsun, Avrupa olsun ve diğer dünya piyasasında global anlamda bir tatil süreci var. İçeriye dönük baktığımızda ise haftaya sakin bir seyir söz konusu oldu başlangıç yönüyle. Ama tabii ki bu seyrin fırsatlar boyutunu da düşünmek gerekiyor. 4 gün boyunca bakalım neler yaşanabilecek. Bunları az sonra konuşacağız. Öte yandan 2016'ya dair bazı beklentiler de artık rakamlara da döküldü ve yavaş yavaş haber bültenlerinde yer almaya başladı. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ekonomisi açısından bir dar boğaza girilme ihtimalinden söz ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin parasal yönde genişleme sürecini tamamlayıp doların yeniden değer kazanması süreci, malum faiz artırımı da geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ve bu yönde alınan kararların hepsi bir şekilde nereye yarayacak onu birlikte göreceğiz. Ama büyük bir ihtimal, büyük bir ekonomi olarak gördüğümüz Çin ekonomisinin yeniden harekete geçmesi, yani büyüme sürecine girmesi muhtemel ki %8'lik bir planlama var 2016 yılı için. Türkiye'de bu planlamayı %4-4,5 şeklinde en efendim yüksek seviyeden düşünsek de artık bu yıl eğer ekonomideki eylem planını düzenli bir şekilde uygulayabilirse hükümet ve ilgili kamu kurum kuruluşları inşallah hedeflere de ulaşılabilir diyoruz. Bugün için en önemli kalemlerden birisi olan ekonomide ihracat konusunu değerlendirmek istiyoruz. İlerleyen dakikalarda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi stüdyomuzda olmasa bile kendi mekanlarından misafirimiz olacak kısmet olursa. Daha öncesi tabii haftaya nasıl başladık, piyasalarda durum nasıl, grafikler eşliğinde Sayın İslam Memiş'ten öğrenmek istiyoruz. Evet, programımıza girmeden önce rejideki arkadaşlarımız olsun stüdyo içinde bile doların durumunu soranlar oldu bize. Tabii ki normal vatandaşın beklentisi borcu olanlar için dolar ne zaman değer kaybedecek? Birazcık para kazanma amaçlı dolara yatırım yapma yönünü düşünenlerde de dolar ne zaman 3 lirayı aşacak şeklinde sorular geliyor. Bunun yanı sıra tabii ki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası eski adıyla şu anda BIST olarak bildiğimiz borsadaki endekste nelerin olabileceği, Euro'da hep söylene geldi 1 Euro 1 dolara doğru eşitlenebilir mi diye bu seyrin artık 2015 yılı için hayal olacağını düşünüyoruz. 2016'da seyir nasıl olur? Bunu da merak ediyoruz doğrusu. Altın içinde ibre yeniden yukarıya doğru çıkıyor. Bunları günlük seyirler halinde her gün sizlere paylaşıyoruz. Sayın İslam Memiş şu anda telefon hattımızda. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Evet, Cuma'dan bu yana tabii ki tatil vardı ama yine de haftaya nasıl bir seyirle başladı diyelim. Önce hangisinden başlayalım? BIST'ten başlayalım izin verirseniz. Tabii olumlu seyir küresel piyasalarda tatil olduğundan dolayı bizim iç piyasalardaki yatay ve olumlu seyir de halen devam ediyor. Borsa İstanbul'dan başlarsak Borsa İstanbul 74.243 puanda kapanış yaptı. Evet. Gün içerisinde 74.950 puanlara kadar yükselmişti. Bu yükselişler 74.243 seviyesinde sabit kaldı. 74.000 seviyesinin üzerinde kapanış yapmamız dahilinde geçen haftadan bugüne kadar beklentimiz bizim 75.000-76.000 direnç noktası olacaktır. Biz teknik anlamda tekrar bu hafta boyunca 75.000 ve 76.000 direncinin test edilmesini bekliyoruz. 2 haftadır beklentimiz o yönde. Diğer taraftan dolar TL kurunu da yakından takip ettik. Tabii, gün içerisinde. Orada, evet.
2.92 bandında seyretmişti geçen haftanın kapanış fiyatları. Şu anda 2.90-60 bandından açılış yaptığını görüyoruz. Fiyatlar özellikle 2.90 seviyesinin aşağısına sarkması halinde geçen haftaki beklentimiz teknik anlamda 2.87 seviyesine kadar bu düşüşlerin hızlanabileceği yönündeydi. Bu beklentimiz şu anda 2.90 seviyesinin aşağısı kırılması dahilinde 2.87 bandını test etmemiz olası olacaktır. Muhtemelen 2.90 seviyesinin aşağı sarkması durumunda da 2.87 seviyesini yakından takip etmiş olacağız. Peki bunu seviye olarak baktığımızda 2-3 kuruş da önemli bir değer aslında. Bu hafta içerisinde kısmet olur mu böyle bir değer düşüşü? Ben bekliyorum. Geçen hafta da bekliyordum. Şu anda da o fiyatlara bekliyorum. Evet. Teknik anlamda beklentimiz dahilinde 2.87 seviyesi. Özellikle yıl sonu kapanışını yapan teknik arkadaşlar 3 TL üzerinde bir kapanış yapmasını bekliyorlardı dolar TL kurunda. Evet. Ben tam aksine 2.87 bandını işaret etmiş oldum. Hem döviz borcu olanlara hem de dolara yatırım yapacak olan arkadaşlara. O yüzden RİC'deki arkadaşlara bu konuda biraz daha 2.87 seviyelerini takip etmelerini tavsiye edebilirim. Peki merak ettiğimiz bir konu daha var. Malum efendim Euro'da siz zaman zaman gündeme getirmiştiniz. Bu gidişat 1 euro eşittir 1 dolar olacağı şeklindeydi. Öyle evet. Bir şeyi bu yıl için görmedik. Göreceğimizi de sanmıyorum. Son 3 gündeyiz çünkü. Evet. 2016'da böyle bir sürpriz beklenti var mı? Şu anda euro dolar paritesi 1.0980 bandında. Bu demek oluyor ki 1.10 bandının hala aşağısında işlem görüyor. Teknik anlamda bu yıl içerisinde 1.0480'ler test edildi. Yani 1.05'in aşağısı bir noktada kırılmış oldu. Tekrar 2016'da ilk 3 çeyreğinde yine teknik anlamda 1 dolar 1 euro olarak eşitlenmesini ben teknik anlamda bekliyorum. Bunu neye referans alarak söylüyorum? Avrupa Merkez Bankası Başkanı özellikle 2016'nın Ekim ayına kadar parasal gevşemeyi uzattığına işaret ediyor. Bir noktada para basmaya devam edecekler. Bunun anlamı nedir? Küresel piyasalarda özellikle kendi ekonomilerinde krizin hala bitmediğine işaret ediyor. Özellikle İspanya'nın ve Yunanistan'ın şu anda biraz daha gündemde sık ekonomi politikalarında değişiklik yapmaları, özellikle Yunanistan'ın hatta Avrupa Birliği'nden çıkma istekleri Avrupa'da krizlerin bitmediğine işaret ediyor. Bununla birlikte dolar TL kurunun tekrar yukarı dönülü hareketleri 3.25-3.35 bandına kadar olması özellikle euro dolar paritesindeki sert satışları da beraberinde getirecektir. Ben 1 dolar 1 euro bandında hatta 1 dolar 1 euro bandından daha aşağı sarkmasını İlk çeyrekte bekliyorum Mehmet Bey. Altın için mutlaka bir söyleyeceğiniz vardır. Altının son haftadaki yönü en azından nasıl seyredecek? 2 haftalık beklentimiz gram altın TL fiyatını iç piyasalarda 97 TL aşağısında bir fiyatlama bekliyoruz. Altın alacak vatandaşlarımıza, özellikle altına yatırım yapacak vatandaşlarımıza 97 TL bandına kadar beklemelerini tavsiye etmiştik. Şu anda 100 TL bandından kapanış yapıyor gram altın TL fiyatı. Ancak ekranda gördüğümüz kadarıyla da 99.90 eğilimi de sürüyor. Yani 100 TL bandına aşağısını kırmak isteği daha doğru olur. 2.87 dolar TL kurunu baz aldığımız zaman gram altın TL fiyatını kaçınılmaz fiyatı 97 TL destek seviyesi olduğunu hatırlatmak isterim. Evet. Nasıl ki 2.87 bandı dolar TL kurunda dip fiyat olarak beklentiniz varsa da gram altın TL fiyatındaki teknik olarak 97 TL bandının aşağısı çok da kalıcı olmaz diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu düşüşler, emtia fiyatlarındaki gram altın TL fiyatının düşüşleri alım fırsatı olarak ön planda olacaktır. Ben 2016'da özellikle dolar 2015'te nasıl yukarı dönülü hareketlerine devam etmişse, evet, 2016'da da ben altın fiyatlarının sert yükselişlerini gözlemleyeceğimi düşünüyorum. Çeyrek fiyatından en çok etkilenecek fiyatlamalardan bir tanesi. O yüzden 2015 yılında çeyrek altın 180 TL bandına kadar yükselmişti. Evet. Ancak 2016'da ben çeyrek altının 200 TL bandına kadar yükseleceğini bekliyorum. Efendim, Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar var. Biliyorsunuz kamunun özellikle kiraya verdiği yerlerle. Bu konuda yeniden bir değerleme gündeme gelebilecek. Bunun yanı sıra bir de normal vatandaşın artık yılbaşı itibariyle kiracılarıyla olan diyaloglarında, evet, daha adil olmaları gerektiğini hep biz buradan söylüyoruz. Enflasyon oranında bir artış artık benimsenmiş durumda ama
Ya enflasyon da %10'un altında düştükten sonra ben bu kadar büyük bir yatırım yapıyorum. Örnek vereyim, 500 bin liralık bir dairenin kira değeri olarak yani 800 lira alıyorsa Anadolu'da bir vatandaş, ya bunu birdenbire 1000 liraya çıkartmak gibi bir niyeti ortaya koymuş olabilir. Ama burada da ev sahipleri kadar kiracıların da durumunu düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Bu konuda en efendim adil diyelim olması gereken değer artışı sizce nedir? Mehmet Bey, emtia fiyatları nasıl sert aşağı yönlü hareketlerinde biz nasip denemiyorsak, şu anda petrol fiyatlarının düşüşünden, altın fiyatlarının düşüşünden çok da nasip denemiyorsak, Evet. emlak fiyatlarının, özellikle kiraların emlak fiyatlarının değer artışını baz alalım. Yani sizin 2015 yılında, 2016'da emlak değerinin tekrar yükseldiğini düşünün. Ama biz politik açıdan, teknik açıdan çok da bu fiyatlardan ekonomik anlamda yararlanamıyoruz. Neden? Siz 400 bin liralık daireniz 2016 yılında 500 bin lira olabilir. Hatta 600 bin lira Evet. olabilir. Ancak sizin kiranız bugün 800 liraysa, 2016'da 1000 lira olacaksa biz bir noktada kendi ayağımıza sıkmış oluyoruz. Fakat siz şu anda Ocak ayı, özellikle 2016'nın ilk aylara girdiğimiz zaman mülk sahipleri ve kiracılar karşı karşıya masaya oturacaklar. Yeni zamlar konuşulacaklar. Evet. Bir noktada vicdanla cüzdan arasında sıkışmış olan bir muhabbet gerçekleşecek aralarında. Doğru. Zaten iç piyasalarda 2015 yılı esnaflar açısından, ticaret açısından çok olumsuz geçti. Hem ülkeler bazında ticaret anlamında, hem de iç piyasalarda yaşanan terör olayları, siyasi istikrarların biraz daha belirsiz olması, iç piyasalardaki esnaf kanadından özellikle çok olumsuz geçici şekilde ticari hacme itmiş oldu. Bu ortamda tekrar siz mülk sahibi olarak esnafa bir noktada tekrar tefe tüfe rakamlarından daha farklı bir şekilde, nasıl olsa burada iş yapmak zorunda, nasıl olsa bu dükkanı boşaltamaz Evet. zihniyetiyle baktığınız zaman olaya, bunu fırsata çevirmek istiyorsanız siz uzun süreli kiracınızı bir noktada kaybetmiş olursunuz. Bir noktada yeni kiracının riskini almış Evet. olursunuz. Daha sonra bu işin sonu mahkeme kapılarında bitiyor. Nasıl bitiyor mahkeme kapılarında? İster istemez mal sahibini, yani mülk sahibini koruyan anayasa maddeleri olsa da kiracıyı koruyan anayasa maddeler de var. O yüzden hemen dükkanımı boşalt, ben yeni kiracı buldum, ya da oğlum askerden gelecek, oğlumu evlendireceğim, evimi boşalt tarzında bu tip olaylar eskilerde Doğru, kaldı. doğru. Artık kanun var, adalet var, sistem var. O Efendim yüzden sizden rica etsem bir rakam olmalı ki ne olmalı bu? Adil bir rakam demiştim. Ardından çünkü süremiz çok hızlı akıyor. Misafirimizi alacağız. yani o rakamı ben vicdanen değerlendirirsem %5'i geçmemesi lazım. %5 diyorsunuz. İnşallah Yani diyorum. İnsaflı bir ev ya sahibisiniz. Eğer varsa malınız yani mülkünüz kiraya hemen aday peki olan o çok yani çıkacaktır. %5'i geçmemesi gerekiyor. Çünkü siz bugün tabii ki 400 bin liraya daire aldınız. İster Doğru. istemez %75'ini bankadan kira olarak, bankadan kredi olarak kullandınız. İster istemez bankaya borçluk alıyorsunuz. Bankaya borçluk aldığınız zaman da o sizin daireniz bir şekilde amorti etmesi lazım. Bu zihniyette, bu mantıkla da baktığınız zaman da siz daha çok karınızı düşünmek zorunda kalacaksınız. Evet. Ancak şunu da unutmamak lazım ki bu ülkede çoğunluk gençlerden oluşuyor, yeni evlenecek çiftlerden oluşuyor. Evet. Bu insanlara da yazık günah. Bunları da eline vicdanla koymak lazım. Siz bugün 1000 liralık emekli zammını konuşurken, 1300 liralık asgari ücreti konuşurken, bunun yanına kiradaki zamları da konuşmamız lazım Evet. ki biraz daha vicdani bir ekonomi boyutuna bakmamız lazım olayı. Evet İslam Bey, biz inşallah bunu baş başa kaldığımızda da ve programımıza, stüdyomuza davet ettiğimizde de sizi yine detaylandırırız. Bugünlük size bu kadar efendim süreyi verdik. Çok teşekkür ediyorum Ben değerli de teşekkür bilgilerden ediyorum. dolayı. İyi çalışmalar diliyorum. Evet Sağ olun. İslam Bey'i uğurladık. Hemen ekonomi ajandamızı açalım. Bakalım bugün ne var ajandamızda. Efendim, dünya geneline baktığımızda 2016'ya giriş birazcık flu gibi görünüyor. Özellikle ekonomik gelişmeleri açısından o pencereden değerlendirdiğimizde. Rusya'dan bir açıklama geldi bugün öğle saatlerinde. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkovic, Rusya'nın Türkiye'ye hububat ihracatına herhangi bir sınırlandırma getirmeyi planlamadığını söyledi. Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların da açıklanması söz konusu. Tabii burada baktığımızda
hem Rusya Devlet Başkanı'nın hem de Başbakan Medvedev'in hükümet toplantısında almış olduğu kararları tahminimiz 1 Ocak itibariyle yürürlüğe koyması söz konusu. Rusya haberinden sonra yine Rusya'dan bir bilgi verelim. Malum Rusya piyasaları allak bullak. Orada ekonomik olarak baktığımızda petrole dayalı ihracat yapılan bir ülke olduğu için petrolün değerinin 35 dolarlar düzeyine kadar düşmesi biraz Rusya ekonomisinde darboğaza neden oldu. Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir devalüasyon söz konusu olmuştu ve Rusya'nın dolarla ilgili de sıkıntıları var. Ruble ile dolar arasındaki paritede büyük bir açık söz konusu bugünlerde. Efendim, huzursuz olan bir ülke daha var, ekonomik boyutlu. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'dan ilgili Uluslararası Para Fonu IMF'den bir açıklama var. Arabistan'ın 5 yılda iflas edebileceği tahmininde bulunmuşlar. Bunda da büyük bir ihtimal malum petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi vardır. Şimdi Rusya'daki dolar krizi Türkiye'yi biraz yakından ilgilendiriyor olsa gerek. Bununla ilgili telefon attığımızda efendim Işık Forex'ten stratejist değerleme uzmanı Sayın Halil Reşber Beyefendi telefon attığımızda şu anda. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Mehmet Bey. Efendim. Evet, sizi biraz beklettik telefon attığımızda. Bundan dolayı özür diliyoruz. Şimdi baktığımızda iç piyasalarda efendim bir yatay seyir söz konusu. Malum Noel tatilinden dolayı olsa gerek. Ama dışarıda da her şeye rağmen piyasalardan zaman zaman olumsuz sinyaller de alıyoruz. Az önce belirttiğim birkaç konu başlığında olduğu gibi. Bunlara bakarak 2016'nın özellikle ilk 3 ayı için beklentilerin biraz sıkıntılı olduğu kanaati var bizde. Aynı kanaati paylaşıyor musunuz? Yatırımcılar yönüyle olsun, ihracatçılar yönüyle olsun, tüketiciler yönüyle olsun değerlendirir misiniz bir zahmet? Aslında Mehmet Bey, pardon özür dilerim, bahsetmiş olduğunuz nokta bu anlamda değerlendirdiğimizde belki 2016'yı özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafında ve tabii Rusya özelinde ve Çin özelinde baktığımızda biraz daha 2015'i 2016'ya girerken devrederken biraz daha umutların açıkçası azaldığı bir süreç içinde yorumlayabiliriz. Çünkü gerçekten dünyadaki özellikle 2008 öncesi ve 2008 sonrası tabloyu eğer ele alacak olursak neden 2008 diyoruz? Çünkü Amerikan emlak kriziyle birlikte dünyada bir krizin etkisi hala hazırda devam ettiğini görüyoruz. Hatta krizi Amerika'nın dünyaya ihraç etmesiyle birlikte tablonun ciddi anlamda değiştiğini görüyoruz. Hatta 2008 öncesi veriler ve 2008 sonrası veriler ve Amerika'nın faiz artırımına gittiği şu dönemdeki tabloyu da işin içine katacak olursak 2008 öncesi ekonomik verilerle birlikte 2008 sonrası kriz sonrasında oluşan yeni normaller olarak adlandırdığımız 2008 öncesindeki büyüme verileri gerek enflasyon verileri gerek ekonomik aktivite verilerine baktığımızda gerçekten ciddi anlamda bir farkın olduğunu, negatif anlamda bir farkın olduğunu görüyoruz. Dünya 2008 öncesinde %5-6'larda büyürken özellikle gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere de baktığımızda %4'ün üzerinde büyürken bugün görüyoruz ki %2'ler, %1'leri konuştuğumuz bir süreçteyiz. Bunu da yeni normal olarak kabul ediyoruz ama gerçekten acaba Amerika'nın dünyaya ihraç etmiş olduğu bu kriz önümüzdeki süreçte daha da devam edecek mi? Bir yerde bunun işaretlerini alıyor gibiyiz. Çünkü inanılmaz bir borç stoğu olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere. Gelişmekte olan ülkelerde de bunu görüyoruz. Çok şükür ki Türkiye'nin bu anlamda baktığımızda dünyada borç stoğu anlamında çok iyi bir yerde olduğundan bahsedebiliriz. Gerek Avrupa gerek Amerika ve birçok ülkeyle karşılaştırdığımızda. Ama ister istemez sonuçta bu gemi içinde hepimiz yer alıyoruz. Dünyada bir sıkıntı olduğunda ister istemez bize de etkisini görmekteyiz. Ya merak ettiğim efendim, evet. Suudi Arabistan'dan bile böyle bir haberin gelmiş olması şaşırtıcı. Bunların hepsini petrole dayandırmak doğru olur mu şu aşamada?
Şimdi tabii ki bu işin biraz da açıkçası spekülatif tarafı veya dramatik tarafı. Şunu söyleyebiliriz. Aslında petrol fiyatlarının 2008 kriz sonrasında biliyoruz 36 doları gördükten sonra 2009'da hatta 2010'da Arap Baharı bahanesiyle 128 dolar 100 dolar bandında 3 yıl neredeyse seyrettiğini gördük. Hatta son 7-8 yıla baktığımızda petrolün ortalama fiyatının 75 dolar 80 dolarlar olduğunu düşünecek olursak burada aslında petrol ihraç eden ülkeler çok ciddi anlamda para kazandılar ve bu paranın etkisiyle birlikte dünyada oluşan risk iştahının özellikle bu ülkeler tarafından ciddi olarak değerlendirildiğini gördük. Ama gelişmekte olan ülkeler tarafında da tabii ki bu süreçle birlikte olumlu bir hava söz konusuydu. Petrol fiyatlarının eğer hatırlayacak olursak, şöyle hafızalarımızı tazeleyecek olursak, bundan 5-6 ay önce Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın çıkıp petrol 10 dolara gelse bile bizim için fark etmez gibi evet. bir takım yorumlar da duyduğumuzu hatırlıyoruz evet. herhalde hepimiz. Ne oldu da petrol fiyatlarının 35-36 dolara son 8-9 yılın en düşük seviyesine geldiğinde IMF'nin çıkıp petrol fiyatlarının düşüşünden dolayı Suudi Arabistan'ın iflasa bile sürüklenebileceği gibi bir açıklama yaptığı, bundan önceki açıklamalarla karşılaştığında ne kadar çeliştiğini görüyoruz. Bu açıkçası kurumlar tarafında bile çok ciddi anlamda dünyada manipülasyonun yapıldığını görüyoruz. Yani spekülasyonun ötesinde manipülasyon olduğunu görüyoruz. Evet. Onun için bu tür haberler açıkçası çok fazla IMF tarafından gelmiş olsa bile. Çünkü hatırlayacak olursak Türkiye ile ilgili bundan 4-5 sene önce IMF'nin yapmış olduğu açıklamalar veya 10 yıl önce Türkiye ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları bugün karşımıza alıp koymuş olsak ne kadar tutarsız olduğunu net olarak görebiliriz. Evet. Onun için bu tür açıklamalar ister istemez piyasalar üzerinde, yatırımcı üzerinde psikolojik bir takım yıkımlara da neden oluyor ama gördüğümüz kadarıyla şu anki dünyada zaten yeni normaller olarak kabul edilen rakamların hali hazırda devamını görüyoruz ama bu borç stoğunun eritilmemesi halinde ve belli noktada büyümelerin yakalanamaması halinde bu aslında sıkıntı getirecektir. Şu an için böyle bir ihtimal biraz daha yüzde olarak baktığımızda az ama en azından şunu söyleyebiliriz. Tabii ki 2000 her yıl bir önceki yıla göre biraz daha zayıflayan bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu yıl özellikle Çin'le ilgili olan kaygılar. Rusya keza gördüğümüz evet. gibi Rusya'ya baktığımızda gerçekten ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte hele Amerika'nın faiz artırımına geçtiği bir süreçte Avrupa'nın toparlamasının zayıf seyrettiği bir süreçte biraz daha biz bu tür haberlere alışıyor olacağız gibi gözüküyor ama bazı haberlerde çok ciddi anlamda abartılı olduğunu buradan söyleyebilirim. Evet, inşallah gelecek görüşmemiz 2016'nın başlangıcında olur ve ben 2015'te i̇nşallah. Yaşanan sürprizleri ve 2016'daki beklentilerde yaşanabilecek yine sürprizleri size soracağım. Biz bu vesileyle hem programımıza renk kattığınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı yıllar diliyoruz yani efendim. Sizlere de efendim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler çok hızlı akıyor zaman. Reklam arası diyeceğiz. Reklamlardan hemen sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekçi ile 2016'da Türkiye'nin en önemli kurtarıcı diyeceğim artık ekonomik yönden baktığımızda önemli kalemlerinden birisi olan ihracatı konuşmak istiyoruz. Özellikle de Rusya ile ilgili yaşanan krizde ihracatçıya öğütleri olacak Sayın Mehmet Büyükekşi'nin. Bunlara da kulak vermenize yarar var diyorum. Hemen kısa bir ara diyeceğiz. Ardından Yeni Bosna'daki TİM merkezinden sizlere sesleneceğiz efendim. Sevgili izleyiciler programımız devam ediyor. Efendim 2015 yılı zorlu geçti ama hayırlısıyla da 2016'ya kavuşuyoruz. Tabi burada bazı hedefler de belirlenmiş durumda. En azından 2015'in zorluklarının yanı sıra 1 Kasım seçimlerinden sonra yeniden yeni bir hükümetin kurulması ve bu hükümetin 13 yıllık tecrübesinin ışığında 2023 hedeflerinin gerçekleştirmesi adına bir eylem planı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan da baş takipçisi olarak ileri seviyede takipçisi olarak bu dönemde özellikle haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyotlarda sürecek olan bu planın
neleri kapsadığını paylaşmıştı ama hakikaten takipçisi olması da ayrı bir kamuoyunun dikkatini çeken hadise. Tabii ki burada hep söylene geldi, katma değeri yüksek ürünlerin ihracat kapsamı içinde alınması ve ekonomiye kazandırılması. Türkiye ihracatının 2023 yılında 500 milyar liralık, 500 milyar dolarlık hedefine ulaşmasında tabii ki tüm kurum ve kuruluşların bir katkısı var ama malum çevremizdeki savaş ortamı, doların seyri ve diğer ekonomik faktörler, global piyasalardan kaynaklanan daralmalar bunu bir ölçüde sekteye uğratmış gibi görünse de önümüzdeki yıllarda bir açılımın sağlanması bekleniyor. Özellikle de yeni pazar arayışlarının hız kazanmasıyla birlikte. Şimdi burada tabii ki lokomotif rolü üstlenen bir kuruluş var. Türkiye İhracatçılar Meclisi. Ve bu meclisin Sayın Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Hayırlı yıllar diliyoruz öncelikle. Sağ olun, biz de. Evet, hep aynı sorular söylene gelmiştir belki size ama biz de yoracağız. Artık yılın sonuna geldik. Şimdi hesap kitap zamanı diyorsunuzdur. Her ay başında, ayın birinde ihracatçılar bir şekilde bu ay meslektaşlarımız ve diğer sektördeki üretici firmalar neler yapmış diye sizin verilerinizi dikkatli bir şekilde inceliyordur. Şimdi yıl sonunda toplam bir değer ortaya konulacak. Oradan başlayalım arzu ederseniz. Artısıyla eksisiyle 2015'in bilançosu nasıl olacak? Şimdi tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi 2015 zor bir yıl oldu. Hiç hesapta olmayan ikinci bir seçim gerçekleşti. Ayrıca özellikle Rusya'da yaşanan sıkıntılar, Irak'taki son olaylar, IŞİD'in orada çok büyük bir katkı verdi olumsuz olarak. Diğer yönden de baktığımızda dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler de son derece olumsuz. Dünya dış ticareti 18.8 trilyon dolardan yaklaşık 16 trilyon dolara geriliyor. Petrol fiyatlarına baktığımızda 110 dolarlardan son olarak 35 dolarları gördü. Bu da ne yapıyor? Dünyada olumsuz gelişmelere sebep oluyor. Türkiye dış ticaretine baktığımızda bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen özellikle dolar avro paritesi biliyorsunuz 1.35'lerden 1.07'lere kadar geriledi. Yani ihracatımıza sadece dolar avro paritesinin yaklaşık 13 milyar dolar negatif bir etkisi oldu. Emtia fiyatlarındaki gerilemeden dolayı 6 milyar dolarlık bir negatif etki ve çevremizdeki jeopolitik risklerden dolayı çevremizdeki ülkelerden 4 milyar dolarlık bir negatif etki var. 23 milyar dolar bu ama bizim ihracatımız yaklaşık 13 milyar dolar geriye gidecek. %8.6 civarında. Halbuki gelişmekte olan ülkelere baktığımızda Brezilya gibi, Hindistan gibi ülkelerde %18, Almanya gibi gelişmiş ülkede %11.5 civarında ihracatlarında gerileme var. Bizim mal ihracatımızın özellikle miktar olarak da baktığımızda %1.5'luk bir artış var. Bu kadar kötü gidişe rağmen yine biz o kötülerin arasında daha iyiyiz. O yüzden de 2016 yılına daha ümitle bakıyoruz. Sektörler bazında baktığımızda hangileri yüz güldürdü bu yıl için? Otomotiv sektörü aslında hem içeride hem dışarıda en iyi yıllarından bir tanesi geçirdi. Birçok dalda gerek üretim olarak gerek adet olarak rekorlar kırıyorlar. Fındık sektörü iyi bir yıl geçirdi. Onun dışındaki diğer sektörlerde maalesef çok önemli şeyler yok. Daha çok düşüşler var. Ama hedef olarak da dünya dış ticaret endeksi dolar olarak tutulduğu için aslında az evvel bahsettiğim gibi rakam ne kadar düşmüş gözükse de satış olarak miktarda bir gerileme olmaması bizim açımızdan sevindirici. Efendim burada şuna dikkat çekmek istiyorum izin verirseniz. İnşaatçılar bir şekilde üretimlerine devam ettiler. Genel olarak bakarsak 1 milyon 250 bin konutun satıldığı bir yıl geçirdik, evet. Daralmaya rağmen. Bunun yarısı sıfır el dediğimiz ilk kez üretilen konutlar, yarısı da ikinci el konutlardan oluştu. Tabii mütakabiliyet yasasıyla birlikte yabancılara satışın da imkan olarak sunulduğu bir yıl geçirdik. Evet. 2013, 14 ve 15 yılı için söylüyorum. Bu hızla artacak.
gibi görünüyor. İhracat kalemi olarak sayılması konusunda inşaatçıların beklentileri var. Bu konuda bir girişim ve çaba var mı? Ekonomi Bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var. Ama ihracat olarak sayılması değil de ihracat gibi desteklenmesi konusunda, ki şu anda zaten yurt dışındaki yaptıkları tanıtım faaliyetlerini Ekonomi Bakanlığımız destekliyor. Diğer konularda da desteklenmesi için biz de o konuda çabalarımızı sürdürüyoruz. Bunun dışında hizmet ihracatı da Türkiye açısından son derece önemli. Geçen yıl 50 milyar dolara olan ihracat rakamı, hizmet ihracatının 2023 hedefi 150 milyar dolar. İnşallah sadece konutta değil, özellikle bilgi teknolojilerinde, eğitimde, sağlıkta, navlunda, ki bugün Türkiye'nin hizmet ihracatında en büyük döviz getiren şirketi Türk Hava Yolları, dünya çapında bir marka. Bunların hepsi de ihracatçıların içerisinde beraber olmak bizim açımızdan çok büyük bir katkı sağlayacak. 2016 yol haritanızda tim olarak öncelikleriniz neler olacak? Yeni bir hükümet kuruldu, tecrübeli bir dayanağı olan hükümet geçmişten bugüne baktığımızda. Yol haritanızda şöyle madde madde sıralarsak mümkünse. Tabii şu anda 1 Kasım seçimlerinde Türk halkı özellikle huzur, istikrar ve güven dedi tekrar. Ve tek başına AK Parti önemli bir oy oranıyla %49,5'la iktidara geldi. Bu da bizim açımızdan son derece önemli. Çünkü özellikle Başbakanımızın gerek hükümet programında gerekse eylem planında açıklamış olduğu reformlara çok önem vereceklerini söylediler. Bu reformlar gerçekten Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli. Burada bizim önem verdiğimiz ihracat odaklı bir üretim stratejisi 2016 yılında son derece önemli. Büyümeye ihracatın katkı vermesi, pozitif katkı vermesi son derece önemli. Bir beklenti var. O büyüme için %4 var. Biz onun %5'lere çıkmasını arzu ediyoruz. İhracatın en az %5 oranında bir büyümeye katkı vermesini arzu ediyoruz. Ayrıca sadece özellikle daha çok yapıp daha çok mal satma yerine daha katma değeri yüksek, yüksek teknolojiye önem veren, inovasyon, Ar-Ge tasarım ve markayla mallarını daha kıymetli hale getirip özellikle hedefimiz konteynerları içini doldururken yükte hafif, pahada ağır mallarla doldurmak istiyoruz. Bu kapasite mevcut değil mi efendim? Sanayi üretimi şimdi yerde. Tabii ki hedefe ulaşabilmek için şu andaki kapasitemiz yetmez. Yeni yatırımlara ihtiyaç var. Gerek tevzi yatırımlara, gerekse sıfırdan greenfield dediğimiz yatırımlara ihtiyacımız var. Bunlar da inşallah şu anda sevindirici olan bir gelişmede şu anda gelen yabancı sermaye yatırımı 2015 yılının 10 ayındaki rakam 2014 yılının rakamını geçmiş durumda. O da bizim açımızdan son derece sevindirici. Son olarak efendim 1 Ocak itibariyle Rusya'nın Türkiye ekonomisini de etkileme boyutlu, belki de yaptırımlarını yürürlüğe koyma süreci başlayacak. Bu konuda ihracatçıyı destekleyecek bir planınız var mı? Hükümetten istişare süreciniz oldu mu? Önerileriniz neler olacak ihracatçılarımıza? Hükümetimizle devamlı görüşüyoruz. Özellikle yaş meyve zepse konusunda Sayın Başbakanımızın, bakanlarımızın bu konuda hemen hızlı hareket edip almış olduğu kararlar için teşekkür ediyoruz. Onun dışında diğer sektörlerle ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Sayın Ekonomi Bakanımıza, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımıza ilettik. Daha çok işin özellikle finansman boyutuyla ilgili sıkıntıları gündeme getirdik. Bununla ilgili de inşallah en kısa zamanda bir durumdan vazife çıkarılacaklarını düşünüyoruz. Rusya ile ilgili konuya gelince de zaten bu uçak düşürme olayından önce de %40 bir düşüş vardı. Rusya ekonomisindeki olumsuz gelişmelerden dolayı rakam herhalde 3.7 milyar civarında 2015 yılı sonuçlanacak. Bu rakamı da düştüğü miktarı inşallah Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun, Güney Amerika, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine yeni pazarlara giderek onu kompanse etmeye çalışacağız. Evet, hayırlı bir yıl olsun diyoruz. Bu tür şeyler de hepimiz için belki de ders oluyor. Daha iyi pazarları bulmak ve daha kaliteli hizmetleri sunmak amaçlı
yeni bir fırsat olarak görmek gerek belki de. İnşallah. Yani bir söz var. Allah bir kapıyı kapar, bin kapıyı açar diye. İnşallah ihracatçılarımız da yeni pazarlarda harekete geçerek en güzel bir şekilde bu konuda çalışmalarını gerçekleştirirler. Ben de 2016 yılının hem ülkemize, ihracatçılarımıza, ekonomimize hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de efendim ev sahibi olarak Yeni Bosna'da TİM'in merkezinde ağırladığınız için. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük bu kadar diyeceğiz. Yeni Bosna'dan, TİM'den Mehmet Büyükekşi Beyefendi ile yapmış olduğumuz röportajda hem gerçekleri paylaştık hem bir de umut verdik ihracatçılara. Evet, rakamların diliyle baktığımızda umudumuzu yitirmeyelim diyor Sayın Büyükekşi. Evet, umudumuzu yitirmeyelim. Tekrar görüşmek üzere diyorum yarın akşam. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Milli bir duruş olmadan milli diriliş olamaz. Türkiye'de son 30 yılın en bunalımlı dönemlerinde aktif siyasetini önde gelen aktörler arasında yer alan dava adamı, ilahiyatçı ve siyaset bilimci Şevki Yılmaz, Milli Diriliş'le artık Akit TV'de.